geldik. Kafkas'a sonuna kadar güveniyoruz ve inanıyoruz. Evet sayın seyirciler, şu an burası çok coşkulu. Bakın arkamda herkes coşmakta. Şimdi bakalım izleyenler ne diyecek? Buyurun. Yunan boksör Ratko, Fırat abimize Kafkas'a kafa tuttu ama Türk'ün gücünü görecek. Senin adın ne? Sen ne düşünüyorsun? Egemen Kazımser. Fırat dönük maçına güveniyoruz. Kesinlikle alacağız bu maçı. Akşamında sizlerle birlikteyiz. Bir yanda Kafkas kartalımız var, Fırat Bölükbaşımız var. 12 maçtır bileği bükülmeyen Fırat'ın bu kez rakibi zorlu, bu kez rakibi yine dişli. Ama arkamda da görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir kalabalık Fırat'ın arkasında, Kafkas'ın arkasında. Zira rakip zorlu demiştim, rakip Yunanlı, rakip Ratko Bakakis. Mücadele öncesinde tansiyonu yükselten davranışın olmuştu. Oğlum salon yıkılıyor lan. Oğlum daha bu bir şey değil lan. Asıl Ratko düşünce yıkılacak salon. İnşallah be inşallah. Süleyman Aktaş söylediğim gibi Yunanlı sporcu çok tahrik etti. Çok kaşındı tabiri caizse. Bugünkü mücadele biraz da arkamda görmüş olduğunuz o coşkulu kalabalığın burada bu salonun doldurması için önemli bir sebep oldu. Anam. Yemek yemiyorsunuz mu? Biz yedik Tahsin. Hadi kızım. 2 saat oldu bir sofrayı kuramadın. Tahsin ya. Dünün bugünün yeme içme yani. Ya bütün memleket Kafkas'la Yunan'ın maçını düşünüyor. Sen gırtlağını. Maç kaçta başlıyor? Bizler de heyecanla mücadelenin başlamasını bekliyoruz. Bugün garajda da konuşuyorlardı milletin ağzında. Oyuna ileri geri konuşmuş. Çok sinirlendim. Kafkas hakkını verir onu. Görsün Türk'e laf etmek neymiş. Sen hiç merak etme baba. Kafkas'ın arkasında zafer var. Eyvahlar olsun o zaman. Yandık. Baba niye öyle diyorsun ya? Kafkas zafere güveniyor. Bütün memleket zafere güveniyor. Bir sen güvenemedin. Bütün memlekete kız istemeye geleceğim deyip de gelmeyip kandıracak. Onlar da güvenmez o zaman. Hadi koy çorbaları koy. Hadi hadi. Allah'ım. Ay kazanırlarsa bir kamyon para verecekler. İnşallah ya Rabbim. Ay. Anne, babama bak. Kafkas, 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 Kafkas. Duyuyorsun değil mi? Sesleri duyuyor musun? Bu kadar insan buraya niçin geldi biliyor musun? Senin için. Peki sen ne için buradasın? Kazanmak için. Duymadım! Bak Zafer, ikinci raundda kazanmak zorundayım. Dervişle bir anlaşma yaptım. Kafkas? Ne anlaşması? Bak, Akif'in öldürüldüğü silah Tansel'de. Bir şekilde kumpas kurmuş, Kerem'in silaha dokunmasını sağlamış. Bütün cinayeti Kerem'e yıkmaya çalışıyor. Sunay'ı bununla tehdit ediyor. Dervişle bir anlaşma yaptım. Eğer ikinci raundda kazanırsam silahı Tansel'den alıp Sunay'a verecek. Böylece Kerem kurtulacak. Bir dakika kafam karıştı. Şimdi dervişle bir anlaşma yaptın. Ratko ikinci raundda indireceksin. O da silahı alacak. Tansel'den sana verecek. Kerem de kurtulacak. Ben doğru mu anladım? Aynen öyle. Yeti böyle bir şeye gerek yok ki. Zaten dervişe şu an operasyon yapılıyor. Yakalanınca işimiz kalmayacak ki, bitecek, mevzu bitecek yani. Ya sen kendine dikkat etsene, gözüne, yüzüne, beynine dikkat etsen. Peki ya Kerem ne olacak? Ben Tansel'e nasıl güveneyim? Ya Tansel düşünsün o kadarını da. Ziya komiseri anlatırız, bak hal böyleyken böyle oldu deriz yani.
bilmiyorum ya, kafam allak bullak. Kafkas'ın. Kafkas'ın. Bak. Sen sadece maçına odaklan. Bizim için şu an maçtan daha önemli, daha değerli, daha kıymetli hiçbir şey yok. Ne oldu Kafkas? Anam kim? Babam kim? Anam da, babam Güneş. Ben.